Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Sofokles'in Antigone'sini konuşacağız. Sofokles'in ikinci oyunu, ilk oyunu Aiyastı. ikinci oyunu da biliyoruz ki Antigone. Antigone'yi bir videoda bitirmeyi düşünmüyorum. Gelecek videolarda da Antigone'yi felsefik, psikolojik ve sosyolojik açıdan ve politik açıdan açıkçası incelemek ve buna dair okuduklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Antigone gerçekten de çok derin bir oyun. Dönemin ilk baş kaldırı oyunu olduğunu söyler Latak. Bu hafta daha çok Sofokles'in yaratısı üzerinden konuşmak istiyorum. Yani Antigone'nin konusunu aktarmak istiyorum sizlere. Daha sonraki gelecek videolarda da farklı disiplinlerin Antigone üzerine yazılarını paylaşacağım. Antigone biliyorsunuz ki Sofokles'in bir üçlemesi var. Bu üçlemenin aslında sonuncusu. Ama ilk önce Antigone'yi yazıyor nedense. Yani öyle biliyoruz. Nedir bu üçleme oyunu? Kral Oedipus, Oedipus Kolonos'ta ve Antigone. Bu üçü de birbirine bağlı oyun. Ama ilk oyun, bu üçlemenin ilk oyunu Kral Oedipus oyunu. Ee, bu üç oyunu da şöyle bir değinmek istiyorum. Bir bütünlükle olarak bir bakalım ki hani Antigone'yi daha iyi anlayalım. Çünkü ben diğer oyunlara dair videolar çekmeyi düşünmüyorum. Hani Antigone ile bitirmek istiyorum. Daha sonraki tragedya yazarlarına geçmek için. Bu üçlemenin mit içerisindeki yerine baktığımızda Teabe kentindeki oğulları soyunun lanetlenmesi mitidir aslında. Kral Oedipus oyununda Teaba'nın kralı Laios ve kraliçesi de Iokaste'dir ve Apollon'dan onlara bir kehanet gelir. Bu kehanete göre oğulları olmamalıdır. Çünkü eğer oğulları olursa babasını öldürüp annesiyle evlenecektir. Ama buna rağmen kral ve kraliçenin bir oğlu olur ve e, kral emir verir. Oğlunu ayaklarından bağlayıp doğaya bıraktırır. Doğaya bırakılan çocuğu çobanlar kurtarır ve Korintos'a getirirler. Korintos'un kraliçesi ve kralının da çocukları olmamaktadır. Bu nereden geldiğini bilmedikleri oğlan çocuğunu evlat edinirler. Adı Oidipus'tur yani şiş taban. Korintos'ta büyür. Bir delikanlı olur ve Korintoslu olmadığına yönelik çıkan bir dedikodu üzerine kavgaya düşer. Delfo tapınağında Apollon'dan bunu sormaya gider. İşte Sofokles'in Kral Oidipus oyunu da burada başlar. Apollon Oidipus'a kendi memleketinden uzak durmasını salık verir çünkü orada babasını öldürüp annesiyle evlenecektir. Bunun üzerine Oidipus dehşet içinde Korintos'tan yani asıl memleketi olmayan yerden ayrılır ve asıl memleketine, doğduğu yere doğru, Thebai'ye doğru yola çıkar. Teaba yakınına gelir. Orada Laios yani gerçek babasıyla karşılaşır. Çünkü gerçek babası da kendi ülkelerine musallat olmuş Sphinx yüzünden durumu danışmak için o da Apollon'a gitmektedir. Ve burada karşılaşırlar. Burada çıkan bir tartışma üzerine Kral Oedipus gerçek babasını, öz babasını öldürür. Ve Teaba yönüne gider ve Teaba kentine musallat olmuş Sphinx'in bilmecesini bilir. Sonraki videolarda bu bilmecenin ne olduğunu da aktaracağım. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum. Ünlü bilmecesinin yanıtını bilir ve kente kral olur. Kente musallat olmuş bir beladan kenti kurtardığı için. Ve kente kral olur. Yani kendi kentine kral olur. Bunun üzerine kraliçeyle evlenir. Yani annesiyle evlenir. Ve bu evlilikten de dört tane çocuğu olur. İki erkek, iki... Kız Eteokles, Polinikes, Antigone ve İsmeni'dir. nedir? Ve e, kente yine bir bela musallat olur ve e, bu sefer Apollon salgın yüzünden e, işte Oedipus geçmişin açıklanmasına zorlar Apollon'u ve bu yolla dehşet verici gerçeğin tümünü öğrenir. Ya bunun üzerine Iokaste kendini asar, Oedipus ise gözlerini şişle kör eder. Önce Iokaste'nin kardeşi Kreon yani Oedipus'un dayısı kenti yönetir, kral olur. Sonra Oedipus'un iki oğlu Etokles ile Polinikes dönüşümlü olarak ülkenin başına geçerler. Babalarının kentte bulunmasının yeni bir bela getireceği dedikodusu üzerine bu iki oğlu babalarını kentten kovar ve Kral Oidipus da oğullarını lanetleyerek ülkeyi terk eder. İsmene kentte kalır, Antigone de babasıyla yola çıkar. Oedipus Kolonos'ta tragediyesi de burada başlar. Thebe'de hüküm süren iki oğul arasında bir iktidar çatışması çıkar. Etokles Polinikes'i kovar ve Polinikes de Argos'a gider. Çünkü taht sırasını vermemiştir aslında haksızdır. Bunun üzerine Polinikes de Argos'a gider ve orada bir kuvvet toplar, bir asker toplar ve kendi ülkesine karşı savaşa girişir ve bu savaşta iki oğlu da iki kardeş de ölür. Daha bu savaş çıkmadan önce bir kain birbirine düşman iki oğuldan ihtiyar Oidipus'a ya da onun mezarına sahip olanın aslında zaferi kazanacağını söyler. İkisi de Atina'da Teosus'un yanına varmış olan babalarına koştururlar ama babaları bu önerileri reddeder ve Atina'da kalır ve orada ölür. Tebe için mücadele başlar. Oidipus'un iki oğlunun da 7. kapıda ölmesi üzerine yeniden Kreon tahta geçer. Gerçi iki kardeş de ölmüştür ama saldıran Polinikes'in kayınpederi olan Argoslu Adros'tan kenti kuşatmayı sürdürür. Kreon, kain e, Teresias'a kurtuluş yollarını sorar. Teres, e, Teresias da tek kurtuluş yolu olarak Kreon ile karısı Yuridike'nin ilk oğlu olan Megarus'un gönüllü olarak kendini kentin surlarından atması gerektiğini söyler ve bunun üzerine e, Megarus gönüllü olarak kendini kentin surlarından atar. Ve ölür ve böylece kent kurtulur, zafer kazanır. Antigone oyunu da tam bu kurtuluş gecesinin sabahında başlar. Zafer ve kentin kurtuluş sayesinde iktidarını pekiştirmiş olan Creon bir buyruk çıkararak Oedipus'un iki oğlundan Creon için düşman olanlardan yardım alıp kendi vatanı olan kente saldırmış Polinikes'in vatan haini olduğunu, bu nedenle ölüsünün gömülmeyip kurda kuşa yem olmasını bildirir. Eteokles'in de tam tersi bir kahraman olduğunu ve gerektiği şekilde, gerektiği törenlerle gömülmesi gerektiğini söyler. O dönemde hukuken üstü örtülü bir ceza da olsa, bir Yunan için ölü e, olağanüstü bir ceza sayıldığı için, ki Kryon'da herkes gibi bilmektedir, elbet herhangi bir kişinin her şeye karşı, ölüyü gömmeye çalışacağını, en azından üstüne toprak atıp sembolik olarak bunu yapabileceğini hesaba katmıştır Kriyon. Yani ölüyü gömmeme antik Yunan'da, Atina'da çok hoş karşılanmayan bir durum ve bunu birinin gömebileceğini Kriyon aslında bir nevi öngörüyordu. Kriyon böyle bir eyleme kalkışanın cezasını ölüm olacağını bildirir. Bekçiler ölünün başını beklerler ama buna rağmen eylem iki kez gerçekleşir ve bunu yapan kişi de Kriyon'un Oğlu Haymon'un nişanlısı Antigone'dir. Antigone Kriyon'un karşısına gelir. Kriyon bu genç kızın aykırı davranışını pek çok uyarıya ve özellikle de Antigone'nin sevgilisi olan kendi oğlu Haymon'un uyarılarına karşı onu diri diri kapalı duvarlar arasına koymakla cezalandırır. Kente korku verici alametler belirince Kreon tekrar kahini çağırır ve kahin de bir felaket bildirir. Bunun üzerine Kreon korkuyla her şeyi yeniden tatlıya bağlamaya çalışır. Polinikes'i gömdürüp Antigone'yi de zindanlardan çıkarmak ister ama çok geç kalmıştır. Çünkü Antigone kendini öldürmüştür. Antigone'nin yanında duran Haymon babasına karşı kılıcını çeker ve Kreon kendini güvenceye alınca Haymon da kılıcı kendisine saplar. Kreon'un karısı tabii ki ikinci oğlunun da ölmesine dayanamaz ve ikinci oğlunun da ölüm nedeninin babası olduğunu öğrenince intihar eder. Kriyon saraya gider ve artık onun payına düşen ölmeyip tüm acıları daha uzun bir süre yaşayarak acıya e, acıyı çekmeye mecbur bırakılır. Antigone oyunu da iki bölümdür. İlk bölümde aslında Kreon ve Antigone arasındaki zıtlaşmayı görürüz ve ilk bölümün zaferi e, güçlüsü kazananı Kreondur. Antigone yenilmiştir. Ama e, ikinci bölümde tam tersini görürüz. Antigone'nin işte kendini öldürerek e, bir zafer kazandığını, istediğinin de bu olduğunu ve istediğini gerçekleştirdiğini ama Kreon'un bütün sevdiklerini ve bütün her şeyini kaybettiğini aslında bir yenilgisini görürüz. Bu oyunun proloğu Antigone ve Ismene ile başlar. Antigone kız kardeşine durumu aktarır ve ondan yardım isterken iki farklı bakışın tartış yani iki farklı bakışın tartışmasıyla başlar oyun. Bir yanda Ismene de cisimleşen devlet yönetimine sadakattir. Diğer yandansa Antigone'de devlet yönetimine baş kaldırmanın cisimleştiğini görürüz. Aslında oyunun ana gerilimi daha başından verilir. Yani Antigone'yi daha oyunun başında görürüz ki yaşayanlara karşı tavrını ölüden yana koymakta, yaşamdan ölüme giden kaçınılmaz yol, yolda da ilk adımını atmış oluyor. Kız kardeşine yüz dönmesi de aslında toplumdan ilk yüz çevirmesi ve yalıtılması olarak okuyabiliriz. Ayas'ın tersine Antigone oyunu doğrudan aslında prologla birlikte başladığı için prolog oyunun konu bütününü ve sorumsalını daha baştan dramatik olarak geliştirmektedir. Bu oyunda İsmene'nin Antigone'nin tam zıttı bir karakterde olduğunu görürüz. Bunu demiştik. Yani Antigone'nin ailesine ve özellikle de dini yasalara bağlı İsmene'nin ise kralın buyruklarına bağlılığını görürüz. Yani bu oyunda aslında çok net bir şekilde Kralın yasalarıyla yani yazı yasalarla, sözlü yasaların, ilahi yasaların, çatışmasını görürüz ve bunun da muhteşem bir işlenişi durur bu oyunla karşımızda. Sofokles'in oyunlarında kahramanların hani geçen hafta da Ayas'ın ve bu hafta da Antigone'nin aslında kendini öldürdüklerini görüyoruz, intihar ettiklerini görüyoruz ve ölüm aslında Sofokles'in kahramanlarında bir erdem olarak karşımıza çıkıyor. Sofokles'in oyunlarında ölümün kutsandığını görüyoruz diyebiliriz. Gelecek videolarda tabii ki o ölüm üzerine ve oyunun felsefik sosyolojik, politik arka planına bakacağız ama bu videoda şöyle bir şey paylaşıp videoyu bitirmek isterim. Birçok kahramanlık hikayelerinde şiddeti, şiddeti görürüz yani bir savaşlar işte bir şiddet, hüküm hüküm verme erkin gücü ve bu gücü de daha çok şiddet ve baskı üzerinden sağlaması bunu görüyoruz tabii ki antik Yunan tragedyalarında o dönemin politik ruhu da buna çok uygundu yani aslında kral kraloydu oyunu değil mi şunu biliyoruz ki hani Sofokles'in döneminde yaşadığı dönemde Atika deniz federasyonunun kurtuluşu ve çöküş aşamalarına şahit olmuş Pers savaşları ve Pelopone Sos savaşları gibi önemli tarihi olaylara şahitlik etmiştir Sofokles. E, bu olayların yarattığı psikolojik değişim ve politik görüşleri onun şiddeti doğrudan oyunlarını almasında da etkili olmuştur diyebiliriz aslında. Her ne kadar dönemin politik ruhu gereği bu durum karşımıza çıksa da bu oyunda da Antigone kamusal şiddetin temsilcisi olan Tran Kriona baş kaldırır ve oyunun baş karakterlerinden olan İsmene'ye göre bu bir çılgınlıktır. Yani Antigone'yi çılgınlıkla itham eder. Antigone şiddete karşı duran bir kahramanken İsmene şiddete maruz kalma korkusu nedeniyle Krio'nun ölüm ve işkence tehditleri karşısında edilgin bir karakter olmaktan öteye geçemez. Kriyon ise mutlak devlet iktidarının her türlü hareketinin mübah olduğunu savunan bir sistem bekçisi konumundadır. Ona göre devlet düzeni ve erk aile kurumundan kökenini alır ki bu durumda Antigone bir anarşist ve düzene karşı gelmeye çalışan bir suçludur ve cezasını çekmektedir. Krio'na göre. Evet, e, kısaca oyunun konusu bu şekilde. Haftaya e, başka açılardan Antigone'ye tekrar bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.